21 Ekim Cuma, artık haftayı kapatıyoruz. Son saatler ve son seans programına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Bugün ABD'yi, Fed'i ve Çin'i tartışacağız efendim. Çok değerli isimler bu ekranda olacak birazdan. Son seansta Profesör Doktor Zeynep Ökten bizlerle birlikte. Önemli açıklamalar var. Janet Yellen'dan, Fed'den gelen açıklamalar var. Hepsinin yansımasını birazdan tartışacağız. Sonrasında stratejist Emre Şirin bizlerle birlikte. Özellikle Fed'in Kasım toplantısı öncesi tüm senaryolar, tüm stratejiler bu masada olacak. Ve sonrasında Çin'de devam eden, dünyada çok ses getiren Çin Komünist Partisi'nin manifestosunu tabii ki işin uzmanı Sibel Karabel'den dinleyeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Öncesinde bir fiyatlamalar diyelim. Aslında hafta boyunca Amerikan borsaları satıştaydı. İşte Netflix, Goldman Sachs gibi bilançolar iyi geldi. Ancak bugün Tesla'nın bilançosu kötüydü. Ancak gelen açıklamalarda özellikle Fed'in Kasım ayında, sonrasında Aralık ayında 50 bas puan faiz artışına inebileceği sinyali verdi. Wall Street Journal'da çıkan bir haberle birlikte böyle olunca da bir miktar dolar endeksinde yumuşama, aynı zamanda tabii ki dolar yen tarafında da bir müdahale haberiyle birlikte 150 yenin aşağısında 146'lara kadar geldik. Aynı zamanda İngiltere'de siyasi kaos devam ediyor. Dolar endeksi gün içerisinde 114'lere kadar geldi neredeyse. Ancak dolar yendeki müdahale haberi ve pound'un bir miktar toparlanmasıyla 1.13'lerle dolar endeksinde 112'leri konuşuyoruz. Böyle olunca Amerikan borsalarına birazcık sanki pozitif yansıdı. Wall Street Journal'da çıkan haber de önemliydi. Aynı zamanda Kasım toplantısı Aralık ayında atılacak adımı ve bunun sinyali verilebilir deniliyor. Ve 50 bas puanlık bir faiz artışının önümüzdeki dönemde olup olmayacağı da Fed yetkilileri tarafında tartışılıyor. Amerikan borsalarında da 10 yıllık tahvil faizleri bir miktar geri tepkimesiyle birlikte yön yukarıda. Tahvil faizleri demişken 10 yıllıklar 4.22'de, bugün 5 yıllıklar 4.5'da 2007 zirvesini görmüştü. Ancak o tarafta biraz törpülenme söz konusu. Hem 2 yıllık hem 10 yıllık tarafta yükselen getiriye rağmen bir çıkış var. Para bu şu anda riskli varlıklara doğru yöneliyor. Ancak hafta uzun, önümüzdeki hafta özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı oldukça kıymetli diyelim. Geçelim Asya'ya. Onlar tabii ki satışları önden karşılamış oldular. Dünkü satışları karşıladılar. Sabah saatlerinde Malezya'da, Japonya'da enflasyon dataları geldi. Aynı zamanda Çin tarafında da Çin Merkez Bankası'nın 1 ve 5 yıllık LPR'ları değiştirmediğini görmüş olduk. Şangay Kompozit artışla kapatırken Japonya, Hong Kong, Kore borsaları ise eksideydi. Hindistan borsası da bugün yine pozitif kapatmayı başaran borsalar arasında yer aldı. Son olarak da buradan Avrupa seansına bir bakalım. O tarafa baktığımız zaman dün özellikle Listras'ın koltukta kalma süresi 40 günü bile bulmadı. Ve şu anda da Boris Johnson isimleri Muhafazakar Parti içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda Avrupa tabii ki enerji kriziyle mücadele ediyor. Bir yol haritası üzerinde anlaştılar. Herhangi bir enerji tavan fiyat uygulaması üzerine anlaşamadılar. Diğer taraftan tabii ki Amerika'da OPEC artının bu hafta boyunca kararına tepkiliydi. Suudi Arabistan'a bir miktar tabii silah yardım ve diğer konularda yaptırım gelmesi bekleniyor. Ancak OPEC Plus tarafında gelen haberlerde kararı ekonomik şartlarla aldık. Herhangi bir siyasi kararla almadık deniliyor. ABD tarafı da stratejik petrol rezervleri serbest bırakacak. Bir de emtia fiyatlarına bakalım. Avrupa tarafı karışık ve emtia fiyatlarında da petrol fiyatlarında bir baskılanma vardı. Ancak şu anda 86 dolar ve 92 dolara doğru bir hareket yaptı. Dolar endeksinin zayıflaması da ons altına yaradı diyelim efendim. Şimdi tabii hafta boyunca FED üyelerinin daha da şahin olan ifadelerini takip ettik. Bu tarafta özellikle Neil Kashkar ve James Bullard öncülüğünde gelen açıklamalarda agresif faiz artışlarının devam edeceği sinyali verildi ki bu tarafta özellikle 75 bas puan ve üzerinde faiz artış patikasının sinyali verildi. Neler söylendi? Hemen bir bakalım isterseniz. Neil Kashkari'ye gidelim ve o tarafta enflasyonun tepe yaptığına dair çok bir kanıt görmedim dedi ve bu açıklama aslında Fed tarafında 75 ve üzeri faiz artışlarının devam edeceği şeklinde yorumlandı. Bir başka önemli isim Charles Evans da
faizi çok fazla yükseltirsek ekonomi üzerinde baskı yapar dedi. Birazcık ortamı yumuşatmaya çalıştı. James Ballard ise enflasyonun tepe yaptığına dair bir kanıt görmedim açıklaması yine önemliydi. Jeff Bezos'a geçelim. Olasılıklar gemiyi fırtınaya hazırlamamız gerektiğini söylüyor dedi. Ve ünlü milyarder, dünyanın en zengin ikinci ismi bu açıklamasıyla birlikte Amerika'da aslında resesyonun da daha fazla derinleşeceği beklentilerini ortaya koydu. James Ballard aynı zamanda Fed'in önden yüklemeli agresif faiz artırımlarının gelecek yılın ilk çeyreğinde sona ermesini beklediğini söyledi. Elon Musk da konuştu ve Elon Musk özellikle Tesla bilançosu hafta içerisinde kötü gelmişti. Ancak bakıldığı zaman Çin'in resesyonda olduğunu belirtmişti. Amerika'daki resesyonun da 2024 baharına kadar devam edebileceğini söyledi ki KPMG'de Amerika'da CEO'ların %91'i resesyon beklediğini ve bu resesyonun da 12 ay boyunca devam edebileceği yönünde bir araştırmasını yayımladı. Diğer açıklama da UBS'ten geldi. Fed'in niceliksel sıkılaştırması 2023'ün ortasına kadar devam eder dedi. Bir başka önemli açıklama da Patrick Harker'dan geldi ki o da faiz artırımlarına bir süre için devam etmek gerekli açıklamasını yaptı. Tüm bunlar ne anlam ifade ediyor? Dolar endeksi gevşiyor. Amerikan borsalarında ayı piyasası riski devam edecek mi diye tartışacağız. İlk bölümde konuğumuz Profesör Doktor Zeynep Ökten diyelim. Hiç vakit kaybetmeden sohbetimize başlayalım. Evet, devam ediyoruz son seans programına ve çok değerli bir akademisyen Profesör Doktor Zeynep Ökten hocamızla yayındayız. Ne mutlu diyelim. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba sevgili Murat. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biraz hafta yorgunluğu. Tabii son seans programı da artık böyle cumanın dinin öncü işaretleri gibi düşünüyorum ve benim için tatil daha başlamadı. Çok sağ olun yayında bizi yalnız bırakmadınız. Hocam şimdi çok fazla açıklama var. Özellikle Şahin üyelerin daha da şahinleştiğine yönelik bazı açıklamalar gördük. Örneğin KPMG yaptığı açıklamada bu Amerika'daki işte bilan resesyon işte CEO'larla yaptık diyor ve 12 ay boyunca devam eder. Elon Musk da konuştu. O da resesyonla ilgili bir sinyal verdi. Piyasalar böyle çok büyük bir karamsarlığa doğru itiliyor gibi ama sonrasında bir havuç mu gösterilecek Alice Harikalar Diyarı gibi? Bu resesyon aslında çok derinleşmedi mi denilecek yoksa gerçekten de ilk defa bu sınırsız para basma sistemi faiz artırım döngüsünü kaldırabilecek mi sizce? Şimdi Murat esasında gerçekten çok büyük belirsizlikler var. Yani geçen hafta gene yapılan bir açıklamada, bir raporda şunu okumuştum, raporun tam olarak hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Biliyorsun günde 3 tane rapor çıkıyor, hepsini okumaya çalışıyoruz. Yanlış söylemeyeyim. Ama bir açıklamada enflasyonun yaratacağı ekonomi üzerindeki baskının ve zararın herhangi bir resesyondan daha yüksek olacağı hesaplanmış. Dolayısıyla bu Fed'in guvernörleri tarafından da, üyeleri tarafından da esasında gözlemleniyor ve dolayısıyla enflasyonla başa çıkmak için önden yüklemeli ciddi faiz artışları yapılıyor. Bence yapılmaya devam edecek. Yani biz gelecek iki toplantıda da 75 artı 50, yani bir 75 olacağını kesin görüyorum ben. Onun dışındaki de 75 mi olur, 50 mi olur? O konuda herhalde bir sonraki enflasyon verisine bakarak konuşmamız lazım. Gelen verileri inceleyerek konuşmamız lazım. Ama Fed guvernörlerinin çoğundan son derece şahin açıklamalar geliyor. İşte bir tanesi iyi polis kötü polisi oynar gibi birinden olumlu, hafif daha olumlu bir açıklama gelirken diğerleri bayağı bangır bangır bağırıyor. Çünkü enflasyon gerçekten çok da duracak gibi gözükmüyor. Yani bugüne kadar yapılan Fed'in faiz artışlarının enflasyon üzerinde şu ana kadar olumlu bir etkisini ne yazık ki görmüş değiliz. Dolayısıyla en son açıklanan enflasyon rakamında Amerika'da hala çekirdek enflasyon beklenenden yukarıda geldi. Bunun etkileri faiz artışlarına devam edeceğini gösteriyor. Resesyonu yaşayacağımız kesin. Yani 2023'e dair baktığımız zaman tüm göstergeler, yani uluslararası ticarete, ticaret hareketlerine dair baktığımız göstergeler, mesela IMF sürekli revize ediyor. İşte
ilk Ocak'ta bir tahmin yapmıştı. 2023'ün ticaretine doğru, küresel ticarete. Sonra aşağı doğru ineceğini söyledi. Sonra bunu revize etti Nisan ayında. Daha da aşağıda tahmin etti. En son Eylül'de tahmini ise 2023'ün küresel ticaretinin ciddi anlamda düşeceğine ilişkindi. Bunun yanında Baltık Kuru Yük Endeksine baktığımız zaman, ki biliyorsunuz işte gerekli olan, yani bir üretim için gerekli olan kuru yükün, ana ham maddelerin, emtiaların taşınmasını gösteren bir endekstir. Londra bazlı ve son derece düşük rakamlara ulaşmış vaziyette. Freightos Endeks'e baktığımız zaman o da 12 önemli deniz yolu üzerinde taşımacılık fiyatlarını gösteren bir endekstir. Orada da navlun fiyatlarının 5000 dolarlardan 2000 dolarlara kadar düştüğünü gözlemliyoruz. Yani bunun anlamı gemiler boş ve gemiler boş olduğu için de fiyatları aşağı doğru iniyor. Uluslararası ticaret eğer bu kadar yavaşlıyorsa, emtia hareketliliği bu kadar yavaşlıyorsa, aynı zamanda bakır endeksi de, bakır fiyatları da, doktor bakır dediğimiz, o da düşüşü gösteriyor bize. Fiyatlarında ciddi anlamda bir aşağı doğru geliş var. O zaman tüm bu öncü göstergeler bize 2023'teki resesyonun bir kanıtı olarak bize önden sinyalleri veriyor. Onun için resesyon yaşayacağımız küresel anlamda çok açık ve net tüm göstergelerle. Bunun karşısında da Fed'in daha yavaş hareket edebilmesine çok da imkan yok. Yani bir şekilde zaten o da merkez bankalarının öncüsü olarak faiz arttırımlarına bir yön vermişti, bir ivme vermişti. Onu takip eden diğer merkez bankaları vardı. Fed bundan çok geri adım atmayacak gibi. Resesyonu belki biraz göze alacak. Çünkü işte en son gelen konut fiyatları, konut endeksleri de düşük gelmeye başladı Amerika'da. Ama bir şekilde işsizliği bir parça daha yukarı doğru alacak. Çünkü doğal işsizlik oranına kadar inen bir işsizlik oranı vardı. Bu işsizliği belki biraz göze alacak ve faiz arttırımlarına devam edecek gibi geliyor. Geliyor. Hocam, tabii ben her yayında böyle kapitalizmi çok biliyorsunuz eleştiriyorum. Hani hiç kapitalizmin dışında bir iş yapıyormuşum gibi. Hani bana neyse ama soruyorum yine de. Şimdi böyle bir lüksü var mı bu para sisteminin? Çünkü bugün Wall Street Journal'da bir haber çıktı ve şu anda piyasa ona yoğunlaşmış durumda. Yani faiz artırımlarının aralıksız devam etmesi ve enflasyonla mücadeleye devam edeceği beklentisi anlaşılan o ki önümüzdeki dönemde bazı makro data setlerini bozacak. Örneğin hafta içerisinde mortgage faizlerinin son 30 yılın zirvesini gördü. Konut talebi düşüyor gibi sizin de önemini çektiğiniz bazı önce işaretler var. Bugün az önce Wall Street Journal'da bir haber çıktı ve piyasa şu anda olumluya döndü. Diyor ki Kasım toplantısında Aralık ayında atılacak adım ve bunun sinyalinin piyasaya verilmesi tartışması bekleniyor. FOMC toplantısında 75 bas puan artırma yolunda ilerliyor ancak aynı toplantıda, Aralık toplantısında daha küçük bir artırım yapılıp yapılmamasının ve bu planında sinyalin nasıl vereceğini tartışacak diyor Fed üyeleri. Şimdi hafta içerisinde James Ballard'ı, Neil Kashkari'yi, işte KPMG'yi, UPS'i hepsini gördük. Diyorlar ki resesyon var, enflasyonla mücadele için aynı şekilde devam edecek bu faiz artış döngüsü. Ancak bir taraftan da bu bol paraya alışmış kapitalizm, hani bir tarafta geri adım atar mı diye de beklenti var yatırımcılarda. Birkaç günde olsa mesela bir data bozulunca diyorlar ki ya bu data bozuldu, Fed kesin ki geri adım atacak. Böyle bir lüksü var mı ve Kasım ayında sizce bu sinyali görecek miyiz? Şu anda piyasanın olumlu olmasının tek sebebi bu haber hocam, öyle söyleyeyim size. Yani piyasa o kadar bekliyor ki olumlu ufacık bir haber gelsin de biz bunu olumluya çevirelim. Sistem o kadar değişti ki artık Murat, yani hani işsizlik verisi kötü geldiği zaman piyasa mutlu oluyor. Kötü veri iyi fiyatlamaya sebep oluyor. Aynen. Yani evet, işsizlik verisi kötü geldi. Ha işte Fed faiz arttırımını daha yavaş yapacak. Dolayısıyla canlansın, borsa canlansın, piyasa canlansın. Esasında sistem tamamıyla bunun tersidir. Bu bakımdan çok haklısın. Yani makroekonomik verileri de analiz etmek ve buradan tahminler yürütmek artık son derece karışık hale geldi. Ama şu da bir gerçek ki bu parasal bollaşma, yani çok anormal bir parasal bollaşma vardı. Fed'in işte 3 senede, değil mi, pandemi öncesinde 3 trilyon dolar olan bütçesi
yaklaşık 8-9 trilyon dolara kadar çıktı. Bu inanılmaz bir şey. Bu bütün dengeleri de alt üst etti. Dolayısıyla biz ne emtia fiyatlarındaki o kadar hızlı dalgalanmalar yaşanıyor ki normalde daha nispeten volatilitesi az olan emtia piyasalarına alışmışken şu anda artık bir fiyat belirleyebilme, bir gelecek döneme ilişkin üretimin fiyat stratejisini belirleyebilme imkanı kalmadı firmaların. Çünkü dünyada pek çok kriz bir anda yaşanıyor. Onun için hem siyasi ortamı analiz etmemiz gerekiyor, hem ekonomik ortamı analiz etmemiz gerekiyor. Ve bunun sonucunda da firmaları bir yol göstericilik yapmamız da gerekiyor biz ekonomistler olarak. Ama burada biraz evvel sorduğun soruya geri dönersem, kapitalizm buna izin verir mi? Kapitalizm buna izin vermek zorunda. Çünkü bir şekilde kapitalist sistem esasında krizlerden beslenmeyi çok sever. Ve kapitalizmin esas derdi sermaye birikimini sağlamaktır. Ve her kriz sermaye birikiminin daha yoğun bir şekilde belirli elde toplanmasına yol açar. Fakat bu sistemde artık bu sermaye birikiminin yoğunlaşması o kadar yüksek dereceye geldi ki küresel anlamda gelir dağılımı tamamıyla bozuldu. Çok ciddi anlamda bir yoksulluk yaşanmaya başlanıyor. Ve ücretli gelirlerinin özellikle Türkiye'yi hani bir tarafa koyuyorum. Türkiye'de gerçekten hepimiz çok yoksullaştık. Ücretli kesimin reel ücreti tamamıyla eridi gitti. Amerika'da ücretler hala nispeten yüksek. Yani şu andaki enflasyon da ücretlerdeki yüksekliğe zaten bir şekilde bağlıyorlar. Burada gene de gelir dağılımının bozulması bir zaman sonra bir talep krizi olarak çıkacak karşımıza. Yani sermayenin bu kadar yoğunlaşması, belirli elde toplanması bir zaman sonra halkın tüketimden vazgeçeceği anlamına geliyor. Onun için de sermaye sahibi de bir zaman sonra diyecek ki bunu hatırlayalım. Trump döneminde tam pandemi başladı ve Trump döneminde işte dünyanın en zenginleri çıkıp dedi ki Trump'a ya bize bir servet vergisi falan uygulayın. Yani bunu tamamıyla yoksul insanları düşünüyoruz, iyilik peşindeyiz falan diye söylemedi. Çünkü eğer o pandemi döneminde işini kaybeden insanlar ciddi anlamda parasız kalsaydı, Amerika o kadar insanlara yardım etmeseydi, o zaman bir talep krizi de yaşanacak. Ve bu sefer sanayici, üretici, sermaye sahibi malını satabilecek insan bulamayacaktı. Onun için kapitalizm bu sermaye birikiminden çok nemalandı bu dönemde. Ve dolayısıyla sistemin artık daha normalleşmesini daha çok tercih eder. Çünkü malını satacak. Ve insanların biraz da tabiri yerindeyse, tabiri caizse palazlanmasını istiyor. Yani biraz da onların da cebinde para olsun ki sistemde biz de eninde sonunda malımızı satabilelim diye. Hocam bekleyip göreceğiz. Tabii zengin mal satması için bir yerde feragat etmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi fakir düşündüğünden değil, sistem dönsün diye kapitalizmi ve bu sistemi tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu diliyorum Profesör Doktor Zeynep Ökten hocamıza. Ben yine tabii kapitalizmi sorgulamaya devam edeceğim bir başka isimle, Emre Şirin'le. Emre hoş geldin. Daha hiç şey konuşmuyoruz, farkında mısın? Yani seninle YouTube'da da yayın yaptık. Böyle 75'miş, 50'miş bu komik 25 baz puanlık aradaki o faiz komik tartışmalarını yapıyoruz. İşin o arka tarafı, o devasa bilanço 10 trilyon dolar. Hiç daha orayı küçültmeyi bile dahi konuşmuyor kapitalizm. Şimdi Wall Street Journal'da çıkan haberi okudum az önce, duydun mu bilmiyorum. Aralık ayı toplantısında daha az faiz artırımı olup olmayacağını ya da bunu nasıl piyasaya söyleyeceklerini tartışıyorlarmış. O yüzden dolar endeksi bir gevşedi. Amerikan tahvil faizleri bir törpülendi. Vadeli tarafta da bir artı var. O zaman bu daha da büyük bir enflasyona sebebiyet vermeyecek mi faiz artırım döngüsüne ara vermeleri? Ya da faiz artırımından devam etmesi daha da büyük bir resesyona sebebiyet vermeyecek mi? O zaman sistem tıkandı mı kapitalizm? Buradan bir şey çıkar mı diye ben yine sana sorayım o aynı soruyu. Aslında sen öyle güzel özetledin ki soruyu sorarken. Teşekkürler. Söylemek istediklerimi ifade ettin. Şöyle çok net bir tablo var aslında bakarsan. Kafalar karışık. Yani bir yanda enflasyon, bir yanda resesyon korkusu,
Bir yanda evet sen şimdi o haberi okudun. Acaba biraz gevşeyebilir mi FED? Piyasalarda zaten şu an görüyoruz, borsa tarafında da Amerika'da da pozitif bir hava var. Ama bir yandan da FED'in guvernörlerinden gelen şahin mesajları da görüyoruz. Yani enflasyon çok yüksek ve kalıcı bir düşüş sağlayana kadar, istikrar sağlayana kadar faiz artırmaya da devam edeceğiz diyorlar. Yani bir yandan öyle söylerken bir yandan da bu tarz haberler piyasada dolaşıyor. Açıkçası şu ana kadar FED'in yaptığı faiz artışlarının da çok işe yaradığı pek söylenemez. Bundan sonra da yarayacağını pek düşünmüyorum aslında ben. Dolayısıyla faiz artışları yapmak bundan sonra sadece dünya ekonomilerini daha fazla sıkıntıya götürecektir. Çünkü netice itibariyle biliyorsun ki enflasyonun bir talep tarafı var, bir de maliyet tarafı var. Bir de ikisinin birden gerçekleştiği bir durum var. Şu anda bu dünyanın içinden geçtiği süreç bu. Maliyet artı talep enflasyonu iki tarafta var deniyor. Fakat bunun ağırlıklı kısmı özellikle dünyanın ABD dışında kalan kısmı için maliyet taraflı enflasyon. Dolayısıyla siz şimdi politika faizini arttırarak talebi törpülersiniz, evet kabul. Ama enflasyonu yaratan başka unsurlar varsa, orayı yönetemiyorsanız ve oradaki riskler devam ediyorsa ve bundan sonraki süreçte de artması söz konusuysa, o zaman bu faiz artışları işe yarayacak mı veya amaca hizmet edecek mi diye sorgulamak lazım. Bence bir noktadan sonra bu sorgulanacaktır ve tıpkı geçen sene FED'in enflasyonla mücadele konusunda geç kalması gibi bu sefer de aşırı tepki vermesi noktasında eleştirilere maruz kalacağını düşünüyorum bir süre sonra. O yüzden de dünya senin de ifade ettiğin gibi bu kadar büyük bir bilanço var. Siz şimdi bir yandan da faiz artışlarıyla iyice talep tarafını da zorlamaya çalışacaksınız. Dünyadaki üretim sıkıntısı da ortada. Bir yandan da demin Zeynep Hoca da söyledi zaten. Baltık Yük Endeksinden de bahsetti, navlun fiyatlarının düşüşünden bahsetti, gemiler boş gidip geliyor. O zaman dünya ticaretinde bir sıkıntı var demektir. Zaten sıkıntı var ve küçülme gündemdeyse, o zaman ve enflasyon da düşmüyorsa, o zaman siz bu faizi niye artırıyorsunuz diye sormak lazım. Şimdi dolar yende müdahale beklentisi de vardı. Yani geldi gelecek ama bu haberle herhalde Suzuki bir şey yani soğuk su işte rahatladı. Maliye Bakanı hafta içerisinde sürekli daha müdahale edeceğiz. 151'i geçti tabii. Aynen geçti. 151-152 geldi ama bu haberle 146'ya geldi. Bir taraftan da işte Boris Johnson mı aday olacak Liz Truss'tan sonra, o mini bütçenin hiç de mini olmadığını, etkisinin maksimum olduğunu gördük. Hani demirleydi olması beklenirken gerçekten de tabir caizse değil mi? Bir anda çok kısa vadeli bir fiyasko. Kağıt dediği gibi oldu tırnak içerisinde. Çok özür dilerim Liz Truss ve İngiltere siyasi bir çalkantı da var. Şimdi böyle durumda dolar daha da güçlenme eğilimi de görüyoruz. Hani evet bugün Aralık ayında bir faiz artış döngüsünde bir yavaşlama olur mu diyor Wall Street Journal ama rakiplerine baktığımız zaman Çin yuanı son 20 yılın en düşüğünde. O işte Çin Merkez Bankası bugün göstermelik haber vardı kamu bankaları üzerinden dolar sattıklarına dair. İşte Suzuki işte spekülatörlerin farkındayız müdahale edeceğiz diyor ama piyasa inanmıyor. İngiltere zaten siyasi çalkantı var. Böyle bir tabloda dolar endeksinin herhalde gideceği nokta birazcık daha var gibi gözüküyor. Dolayısıyla bundan dolayı FED birazcık geri adım atar mı yoksa dolar endeksinden bağımsız FED üyelerini mi dinleyeceğiz yine Emre sence? Valla dolar endeksinin aşırı derecede yukarı gitmesinin artık ABD'ye de bir faydası olmayacak netice itibariyle. Yani ithalat ciddi manada artacak. İçerideki üretim dengesini bozar bu. İstihdam noktasında sıkıntı yaratır. Ve zaten hani gördüğümüz kadarıyla yani Amerika'da da kafalar karışık. Yani FED guvernörleri farklı bir şey anlatıyor. Wall Street Journal'da çıkan haberde farklı bir şey söyleniyor. Evet. Ve kimin ne yapacağı da çok belli değil açıkçası. Sadece demin Zeynep Hoca'nın da ifade ettiği gibi ben de dinledim. Gelecek önümüzdeki enflasyon verilerine baka oradaki verileri gördükçe hareket edeceklerdir ama şunun farkında bence FED artık. Yani biz ekonomiyi soğutmak veya enflasyonla mücadele etmek için faiz artırıyoruz ama farklı riskler, farklı sıkıntılar var dünyanın genelinde ve bu Amerika'ya evet şu ana kadar pek yansımamış olabilir. Bundan sonraki süreçte Amerika'yı da ciddi bir resesyona sokacak ve işsizlik problemini gündeme getirecek. Ve bu da mevcut Biden yönetimi için de çok olumlu olmayabilir. Ve sonrasında Fed'in politika hataları da tekrar gündeme gelir. Onların da başı ağrıyabilir. Hakikaten sıkıntılı bir süreç dünya ekonomisi açısından. Ama dediğim gibi bu tarz çabaların işe yarayabilmesi için
Önce dünyadaki siyasi, jeopolitik risklerin, savaş gibi unsurların ortadan kalkması lazım. Daha önce seninle yaptığımız yayında söylemiştim. Yani ısınan bir ekonomide evet talebi yavaşlatmak ve ekonominin soğuması için siz faiz silahını kullanırsınız. Ama şu anda mesela 2008 krizinden farklı bir dünya var dünya şu anda. Ve hani orada evet para basıldı, sonrasında ekonomiler toparlanınca, ısınma başlayınca bir tekrar faiz artışları yapıldı ama bu sefer savaş var. Bu sefer pandemi var. Farklı riskler var gündemde. Evet. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Belki de kapitalizm ilk defa bu kadar çok bilinmez etmenle, parametreleriyle savaşıyor değil mi? Daha öncesinde işte 2007 mortgage krizi olduğu zaman yine o sistem bir yerde işledi. Yani 2002'de, 2001'de evet. Nasıl işlediyse 2007'de de ite kaka gitti. Hatta Bernanke'ye bir de hani sağ ol dedi, bu sistemi yaşattın. Bir de sana Nobel ekonomi ödülü verelim dediler. Hani baktığın zaman dünyaya aslında ucuz bol parayla bir aslında sefalet de getiren bir sistemi tartışıyoruz. Şimdi FED tarafında Harker diyor ki faiz artımlarına tırnak içinde bir süre daha devam etmek gerekti diyor. Yani bu kadar abartmayalım diyor. Neil Kashkari de birazcık daha şey abimiz yani inançlı yani bu kapitalizmin tam tersi, bu sistemin tam tersi diyor ki çekirdek enflasyonu bir kontrol altına alalım. Orada ben daha kanıt görmedim. Ondan sonra diyor faiz artımına ara veririz. Şimdi Evans da aslında tam sistemin adamı. O da diyor ki eğer faizi çok fazla yükseltirsek ekonomi üzerine baskı yapmaya başlar. Şimdi bu FED üyeleri tarafında dengeli bir iletişim politikası olduğunu gösteriyor. Evet. Aynı anda çıkan haberlerde mesela Jeff Bezos diyor ki dünyanın diyor ekonominin daha zorlu zamanlarının yaklaşmakta olduğu konusunda diyor bir uyarı yaptı ve bu anlamda ekonomideki olasılıklar gemiyi fırtına yazılamamız gerektiğini söylüyor. Senin hep söylediğin daha o krizin derinleşmediğini, daha da derinleşeceğini, hatta sana da yakında Rubini gibi, kriz kâhini gibi bir ünvanla, böyle şaşalı bir ünvanla da yayınları ağırlarız. İnşallah diyelim ya da umarım olmaz tabii. Elon Musk da diyor ki Amerika'daki... İnşallah kriz olmaz ama... Aynen, o ünvanı da vermeyelim sana, boş ver. Amerika'da resesyon muhtemelen 2024 baharına kadar devam edecek. Şimdi CEO'lar da diyor ki Amerika'da biz bir resesyondayız ama daha görmedik KPMG ve 12 ay devam edecek. Şimdi çok değişik bir dönemdeyiz. Amerika'nın böyle bir dönemde az önce Janet Yellen dedi ki çip yasasını diyor Amerika'ya getirdim. Amerika'nın ekonomik kapasitesi artılacak diyor. Savaşı konuşuyoruz. Ülkelerin içe kapanmasını konuşuyoruz. Bir taraftan parasal gevşeme devam etsin mi etmesin, bir taraftan savaş ekonomisini konuşuyoruz. O zaman bu enflasyon daha sanki zirveyi görmediği gibi tablo anlıyorum ben. Çünkü enflasyon konusunda çok da samimi adımlar atılmayacak gibi duruyor Emre. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Özellikle 70'lerden sonra 80'li yılların başından itibaren artarak devam eden kapitalizmin günahlarının bedelini şu anda dünya ödüyor. Yani dünya halkları ödüyor. Yani sürekli para bas, sürekli enflasyon yarat, istediğini yap, sonra 7-8 yılda bir krizler yarat, sonra tekrardan para basmaya devam et. Artık sistem tıkanmaya geldi. Bu bir. İkincisi senin dediğin gibi yani enflasyonla mücadele ediyoruz söylemleri çok sert, evet şahin. Fakat şunu görmek gerekiyor. Demin de ifade ettim. Yani maliyet tarafını daha da yükseltecek olan durumlar yaşanıyor dünyada. Savaş gibi bir sorunu var dünyanın. Bununla birlikte pandeminin etkileri bitmedi. Tedarik zincirlerindeki kırılma, bozulma henüz netleşmedi. Yani tam düzelmedi. Ve siz bu süreçte ciddi para bastınız. Ve o bilançoları küçültemezsiniz şu anda. Yani bakın o bilançolar daha, sen demin çok güzel söyledin, daha küçülmeden, herhangi bir şey yapılmadan birkaç faiz artışıyla dünya ekonomisi resesyona girdi. Yani bundan sonra bir de siz yani o enflasyonu yok edemeyeceksiniz. Ve yaptığınız, attığınız bu adımların tamamı dünya ekonomisinde daralma. Aynı zamanda maliyetlerin artmasının devamı, hem küçülme hem enflasyon. Beraberinde senin ifade ettiğin gibi enflasyon artmaya devam edecek ve dünyanın önünde hakikaten şu sistem, bu kapitalizm diyoruz ya, mevcut kapitalizmin mevcut hali tıkandı artık. O yüzden büyük bir kriz gelecek. Ben hep söylüyorum, yani bunu bir yıldır söylüyorum, hatta 1,5 yıldır söylüyorum. 1929'daki büyük buhrana rahmet okutacak bir kriz geliyor dünyanın başına doğru. Ve bunu engelleyemeyecekler. Sadece şu an günü geçiriyorlar, yüzdürüyorlar, halının altına süpürüyorlar sorunları. Bakın Çin'de daha gayrimenkul sorunu var. Buradaki sorunlar yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Bir süre unutturulmuştu biliyorsun. Demir çelik fiyatlarındaki düşüşler başladı dünya genelinde. Ve zaten biliyorsun bu
dünya ticaretindeki sıkıntı, gemilerin boş gidip gelmesi, navlun fiyatlarının düşüşü hepsi bir unsur. Kış aylarına giriyoruz. Enerji maliyetleri tüm dünyada en büyük problem olmaya da devam edecek. Gıda fiyatları, gıda arz güvenliğinde yaşanan sıkıntılar. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda FED faiz artırmakla sadece ekonomiyi baltalamaya devam eder. Ha, faiz artırmadığında ne olacak? Enflasyon süreç bitecek mi? Hayır tabii ki. Sadece ekonomiyi biraz daha ayakta tutacak. Enflasyon artarak devam edecek yine. Her iki aşamada da ben devam edeceğini düşünüyorum enflasyon sürecin. Dolayısıyla maalesef dünya bağıra bağıra gelen bir krize doğru sürükleniyor. Bu da demin ifade ettiğim 80'lerden itibaren hız kazanan sürekli tabiri caizse tırnak içerisinde ahlaksızca paraların basıldığı bir küreselleşme döngüsünün günahları ödeniyor. Günahlarının bedeli ödeniyor şu anda dünyada. Evet, gerçekten de bakıldığı zaman nereye gidecek, borsalar ne olacak? Daha dediğin gibi hiç şeyi konuşmuyoruz, bilanço kısmayı. Ama bir taraftan da bunlardan geri adım atarlarsa enflasyon daha da patlayacak. Zaten Türkiye gibi ülkeler enflasyon altında eziliyor. Bir de burada kur etkisi, dolar etkisi derken iş işinden çıkılmaz bir hale gelmiş, hep benziyor. Acaba bu dünyaya yeni bir soluk batıdan değil de doğudan gelir mi, Asya'dan gelir mi? Şimdi o zaman biz bir Çin tarafını Emre konuşalım. Orada nasıl bir mutlu? Orada da sosyalizm naraları yükseliyor biliyorsun, Marksist politikalar. Bakalım ne olacak? İyi hafta sonları diliyoruz Emre Şirin'e. Şimdi Sibel Karabel'e gidelim. Sibel Hanım, öncelikle yerimize hoş geldiniz diyelim. Geçen biliyorsunuz sizinle yayın yapmadan önce birazcık böyle akışımız çok doluydu ve çok size vakit ayıramadık, çok özür dileriz. Benim de içimde uhde kaldı, çok da güzel bir analiz yapıyordunuz. O yüzden bir kez daha yayın davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bununla ilgili birkaç görselimiz de var. İsterseniz bir onları bir önce bakalım. 20. olan kongresi Xi Jinping'in ve Çin Komünist Partisi'nin aslında çok güçlü bir lider ve önümüzdeki dönemde seçilmenin de yolunu da açmış olduğu bakıldığı zaman ve buradan çıkan bir sonuçlara bakmak gerekiyor. Tabii neler yazıldı? Baktığımız zaman Xi Jinping, Tayvan'la olan ekonomik işbirliğinin güçlendirileceğini, adayla gerçekten barışçıl bir yeniden birleşme olmasını istediğini söyledi. Konuşmasında yeni dönem olarak adlandırıldığı kendi iktidarının en önemli başarısında yoksullukla mücadele olduğunu vurguladı. 832 yoksul ilçenin ve 100 milyona yakın kırsal nüfusun yoksulluktan çıkarıldığını ifade eden Xi Jinping, 9.6 milyon vatandaşın da dezavantajlı bölgelerden yeni bölgelere yerleştirildiğini, ortalama refahda 1000 yıllık rüyası olan Çin halkının başardığını ve ülkeyi kalkınmada tarihsel bir başlangıç noktasından daha yüksek noktaya taşıdığını vurguladı. Bir diğer açıklamalarına baktığımız zaman da tabii ki Xi Jinping'in yine burada özellikle yeni dönem olarak adlandırılıyor ve ekonomik sorunların farkında olduğunu, tarihsel misyonu olduğunu, aynı zamanda Covid-19 kısıtlamaları ve yükselen küresel fiyatlarında ülkedeki konut fiyatları, işte Rusya-Ukrayna işgali gibi temel sebeplerde Çin'deki eskisi gibi bir ekonomik düzen olmayacağını söylüyor kurumlar. Ama Xi Jinping değil mi Sibel Hanım? Tekrar hoş geldiniz. Burada en fazla kullandığı kelime güvenlikti. Güvenliği ekonomi açısından da vurgulamak lazım. Siz burada kelimeleri de çok iyi analiz ettiniz. Buyurun dinleyelim sizi ve ekonomide nasıl bir dönem başlayacak? Bu içi boşalmış kapitalizmi yeni bir soluk Çin'den, doğudan gelir mi sizce? Evet, ben öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Evet, geçtiğimiz günlerde yaptığımız programda da yayında da bahsetmiştik. Şimdi tekrar hatırlamakta fayda var. Bir defa parti kongresi ne demek? Çok kısa ona değinmek gerekiyor. Ne beklemek gerekiyor? Parti kongreleri Çin Komünist Partisi 1921 yılında kuruldu ve 1977'den beri düzenli olarak her 5 senede bir kez gerçekleştiriliyor. Parti kongresi Çin için ve aslında Çin'in dış politikası ve uluslararası ilişkileri açısından önem arz ediyor. Çünkü öncelikle sizin de girizgahta bahsettiğiniz gibi bir defa parti kongrelerinde yeni liderler, siyasi liderler belirleniyor. 5 senede bir gerçekleştiriliyor ve bu 5 senenin bir bilançosu, hem ekonomik hem siyasi hem dış politika alanında bir bilançosu gibi bir analiz yapılıyor. Üçüncü olarak da değişiklikler yapılacaksa Çin'in alacağı 5 sene içerisinde, sonraki 5 sene içerisinde alacağı
ekonomik ve siyasi rota hakkında bizlere çok fazla ipucu veriyor. Şimdi Xi Jinping'in konuşması önemli bir konuşma ve 20. Parti Kongresi aslında bakılırsa gerçekten çok önemli bir parti kongresi. Buna da çok kısa değinmek gerekiyor. Neden diğer parti kongrelerinden önemli? Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi aslında Xi Jinping 2018 yılında anayasada yapılan bir değişiklikle Xi Jinping normalde Çin'in siyasi normlarında iki dönem limiti var. Bu 2018'deki anayasadaki değişiklikle üçüncü dönemin yolu açılmış oldu. Bu dönem limiti, dönem sınırları kaldırılmış oldu. Bunun yanı sıra Xi Jinping aynı zamanda güçlü bir lider, gerçekten çok fazla ünvanı da aslında omuzlarında taşıyor. 2012 yılında Çin Komünist Partisi'nin genel sekreteri oldu. 2013'te Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet başkanı ve askeri merkezi askeri komitenin de başı oldu. Aynı zamanda Çin'in en yüksek siyasi karar alma mekanizması olan Politbüro Daimi Komitesi'nin de 7 üyesinden bir tanesi. Şimdi böyle bir arka planda 20. Parti Kongresi önemli. Hem 67 yaş sınır var, emeklilik sınırı çok fazla, ekonomik kurmaylarından da fazla kişinin, siyasi liderin değişeceği aslında gözleniyor. Başbakanın da değişeceği öngörülüyor. Şimdi bu arka plan bağlamında değerlendirdiğimiz vakit Çin'in bir defa son dönemde hem yapısal hem de konjonktürel belirli ekonomik problemleri var. Şimdi COVID-19 pandemisi, evet, Çin'den bütün dünyaya yayıldı. Çin nispeten daha korunaklı, aslında tırnak içinde atlatmıştı. Ama son dönemde Çin'in bu vakalarla ilgili belki tırnak içinde takıntılı bir yaklaşımı olduğunu söylemek mümkün. Zira sıfır COVID politikası bağlamında çok ciddi, sıkı kurallar uygulanıyor ve amaç gerçekten adında üzerinde olduğu gibi COVID-19 vakalarını sıfırlamak. Dolayısıyla burada şimdi Çin'in bir ekonomik büyüme ve sıfır COVID politikası arasında bir denge gözetmeye çalıştığı bir ortamda da 20. Parti Kongresi gerçekleşti. Şimdi Çin bir müddettir gayri safi hasılasında hedef belirtmiyordu. Çok yakın bir zamanda yıllık %5,5'luk hedef belirtmişti. Şimdi bu hedefe ulaşması gerekiyor. Bir nüans daha var. Bu parti kongresinden, yani çok aynı güne denk gelen istatistik, yani bizim TÜİK gibi bir istatistik bürosu var ve Ulusal İstatistik Bürosu son dönem gayri safi hasıla, yani GDP verilerini daha sonra açıklayacağını belirtti. Şimdi ama en üst düzey Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu'nun başkanın açıklamalarına göre yaklaşık %3,5, yani son çeyrekte %3,5'luk bir büyüme beklediklerini belirttiğini söylemek gerekiyor. Şimdi bu hedeflerle, bir defa ekonomik büyüme hedefiyle Çin'in var olan gayri safi hasılası arasında bir aks giderek artıyor gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz haftalarda Asya Kalkınma Bankası'nın son raporuna göre 1990 yılından beri ilk kez Çin ve Çin dışındaki Asya arasında gayri safi hasılalar bakımından ciddi farklar olduğu belirtiliyor. Yani şimdi bir defa Xi Jinping'in de bu parti kongresinde eğer sıfır COVID politikasını devam edip etmeyeceğini biz çıkarmak istiyorsak yorumlarında, parti kongresinde bu anlamda başarıya ulaştıklarını belirtiyor. Doğrudan doğruya sıfır COVID politikasından taviz verip vermeyeceğini söylemiyor. Ancak başarılı olduklarını belirtmesi bir defa bu ekonomik büyüme mi ve aynı zamanda gayri safi hasıla ekonomik büyüme verileriyle alakalı istatistiksel verilerin devletin resmi organı tarafından daha sonraki bir tarihe tehir edilmesi, evet, aslında bakılırsa hani bu politikanın bize devam edeceğini, ekonomik büyümeyle ilgili bu aksın biraz daha açılabileceğini gösteriyor. Hafta içerisinde aslında Sibel Hanım bununla ilgili birkaç haber de CNBC'de çıktı. Hani ateş olmayan yerden de duman tutmaz. Batı biliyorsunuz Çin'i çok yakın takip ediyor. İşte burada 7 günden 5 güne düşürülebilir diye bir haber çıkmıştı ama CNBC'nin Asya editörleri, muhabirleri yaptıkları açıklamalarda yaşlı nüfusun %70'inin ancak belli yerlerde aşılandığını, dolayısıyla da hani o oran çok düşük olduğu için belli bir süre daha bu karantina tedbiri devam edecek gibi ki Tayvan merkezli Foxconn'da iPhone telefonlardaki montajın yapıldığı Çin'in Shenzhou kentinde fabrikasında COVID-19 tedbirleri uyguluyor ve bu anlamda 300 bin kişinin çalıştığı Shenzhou kampüsünde içeride yemek gelmesi
bile dahi yasak. Yani Çin'in herhalde burada sıfır Covid'de çok da bir geri adım atmayacağı aşikar gibi tablo var sanırım, değil mi? Evet, kesinlikle öyle olduğunu söylemek mümkün. Gerçekten hani hem yani devlet başkanının belirttiği hem de şöyle de söylemek gerekiyor aslında bakınız. Başlarda bu sıfır Covid politikasından hatırlarsak eğer yaz aylarında, daha başlarda değil ama yaz aylarında kademeli olarak bir rahatlama olacağı belirtilmişti. Kademeli bir rahatlama 15 gün, 1 ay, 3 hafta gibi zaman dilimleri hedeflenmişti. Kısmi olarak rahatlatılma olduğunu söylemek mümkün ama sonra tekrar yani dediğimiz gibi bu politika aslında ya hep ya hiç politikası, vakaların hani belirli olarak neredeyse sıfıra indirilmesi hedefleniyor ve aynı zamanda Çin'in siyasi sistemini de aslında hesaba katarsak Xi Jinping'den doğrudan bir açıklama gelmişti 1,5 ay kadar evvel. Bu konuda yani kamusal alanda bu konuyla ilgili münazaraların bile yani neredeyse yasaklandığını söylemek mümkün. Dolayısıyla böyle bir ortamda çok sıkı politikaların devam ettirileceğini aslında öngörmek dediğiniz gibi mümkün. Bu hafta da dediğiniz gibi haberler çıktı. Daha bir günlerle alakalı haberler çıktı ama bütün bu verileri topladığımız vakit bu politikanın biraz daha en azından biraz daha bu büyüme mi yoksa sıfır Covid politikası mı yönünde eğer bir değerlendirme, bir denge yapmak gerekiyorsa, denge güdülmesi gerekiyorsa bunun sıfır Covid lehine olduğunu söylemek mümkün. Diğer bir nokta, önemli bir noktada Çin'in son dönemde yaşadığı bu gayrimenkul sektöründe ve inşaat ve sektöründe yaşadığı zorluklar, bu noktadaki aslında yıllara varan sadece pandemi ve pandemi sonrasında tetiklenen bir durum olarak yani değerlendirmemek gerekiyor. Daha önceden de var olan bir problem. Aslında karışık bir durum Çin için. Çünkü Çin biliyoruz ki yani ekonomik büyüme, ekonomik gelişim yani 1978'de gayri safi hasılaya, küresel gayri safi hasılaya katkısı %1 olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi biz 18 trilyon dolara yakın bir ekonomi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir takım hem yapısal hem konjonktürel değişimler, ekonomik trendlerde, evet. Ticaret rotasında ekonomik trendlerde değişiklikler olacaktır. Gayrimenkul emlak sektöründe şöyle bir sorun var. Çok kısaca özetlemek gerekirse ki parti kongresinde de aslında bu önemli bir nokta. İnşaatla gayrimenkul sektörünü birleştirdiğimiz vakit Çin'in gayri safi hasılasının 1/4'üne denk geliyor. Ve bir takım zorluklar var. Yani Çin'in şu an yaklaşık 450 milyonluk bir orta sınıfı var ve bu orta sınıfın aslında yaptığı yatırımların en büyük yatırımlarından bir tanesi gayrimenkul. Gayrimenkulde çok ciddi kısıtlamalar vardı. 2000'li yıllara kadar çok ciddi kısıtlamalar vardı devlet tarafından. Ama bu kısıtlamalar 2010'lardan sonra kısmen ve Covid'den sonra aslında bakılırsa devlet tarafından rahatlatılmaya çalışıldı. Çünkü sistem bir anlamda sistemin şişmeye başladığını söylemek mümkün. Evet. Şimdi şu anda yaşanılan durum Çin'in bu kadar sorun yaşaması, devlet teşviki olmasına rağmen, mortgage'larla ilgili rahatlatılma olmasına rağmen özellikle birinci, ikinci, üçüncü bölgelerdeki ev satışlarında istenildiği gibi gitmiyor. Yani bu satışları gitmiyor. Evet. Bu beklenenden çok daha az. Ve Çin de aslında 2008'deki Amerika'daki krizi çok iyi takip eden ve tahlil eden bir ülke. Aynısını yaşamamak için elinden geleni yapıyor. Evet. Burada ciddi bir devlet müdahalesi var. Dolayısıyla bu sorunun da çözülmesi gerekiyor. En son noktada yapılmak istenen gayri safi hasıladaki payını azaltmaya çalışmak. Azaltmak. 30 saniyemiz var Sibel Hanım. Bir soru, yani belki en challenge soru ve çok tartışması gerekiyor ama 2035-2030'da Çin dünyanın ekonomik lideri olacak. Ha oldu ha olacak. Dünyayı ekonomik olarak yöneten ülke siyaseten yönetebilir ve Çin sizce buna hazır mı Amerika gibi olmaya? Çin bunu istiyor mu desek daha doğru. Ekonomik olarak belki evet ama yani siyasi olarak yönetmeyi isteyip istemediğini aslında Çin'in bunu isteyip istememediğini de sorgulamak gerekiyor. Evet. Ne unsurlarla, elindeki hangi ekipmanlarla ve aynı zamanda bu parti kongresinde hem ekonomik, sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi güvenlik ve askeri modernizasyonla ilgili çok ciddi açıklamalar da var. Hı-hı. Hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Hem hazır mı hem istiyor mu aslında bakılırsa bunu biraz doldurmak aramak lazım. Gerekiyor. Evet, hazır ve aynı zamanda istiyor mu çok önemli iki başlık aslında. Amerika anlaşan o ki kısa vadede yine önümüzdeki dönemde dünyanın tırnak içinde jandarması olmaya devam edecek. Sibel Hanım, güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu
güzel analizler için çok çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara devam edeceğiz.